Neler yapıyoruz bugün? Bugün iki tane tarifimiz var. Bir tanesi az sonra yapacağımız şu elma dolması. Neye benzeyeceğini görmesi için izleyicilerimiz bir iki tane ben hazırladım. Çok şık, çok hafif, çok pratik bir tatlı. İçerisinde çok az şeker var. O yüzden beklesinler bunun nasıl yapılacağını az sonra göstereceğim. Evet gösterelim. O çok elma hoşuma dolması. Gitti. Elma dolması. Tarifini de koyarız. Pikniğe giderken elma dolması yapar, katlabanı takar. Bu neydi? Bunda da dondurma yapacağız Derya Hanım ama şekersiz, light bir dondurma. Hadi canım. Havuç var Derya Hanım. Havucu haşladım. Haşladığım havucu da şöyle bir eziciyle veya başka bir cihazla nasıl yapacaksanız püre haline getiriyorum. Normal tencerede suyla. Keşke şey getirseydim, bana söyleseydiniz. Dondurma şeyleri almıştım, kalıpları. Ya üzüldüm olsun. Şimdi. Evet. Şöyle herkeste olmayabiliyor. Onlara fikir olsun diye biz gösterelim. Şimdi bunu çok beğendim. Ben bu yaz bütün çoluğa çocuğa yaparım aynen bunu. Aynen öyle. Çoluk çocuk için de bizler için de ideal. Şimdi ben bunun içerisine... Havucu haşladın mı sen? Sadece haşladım. Başka hiçbir şey yok. Suyun içerisinde haşladım havucu. Suyunu süzdüm, soğudu. Soğuduktan sonra da böyle yaptım. Rendeleyerek haşlarsanız biraz fazla sulu olabilir. O zaman bekletin iyice suyu süzülsün. Ben bütün haşladım havuçları. Doğrayarak da haşlayabilirsiniz. Kabuğunu falan soymadım. Temiz temiz güzel güzel yıkayıp fırçaladıktan sonra o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ne yoğurdu kullanıyorsun? Süzme yoğurt kullanıyorum. Süzme yoğurt? Hı hı. Ben süzme yoğurt çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Evet. Süzme yoğurt candır. Bunları güzelce harmanlayacağım Derya Hanım. Şimdi burada yoğurt miktarını izleyiciler kendi zevklerine göre ayarlasınlar. Ben havucu bol, yoğurdu az yapıyorum şimdi. Havucu az, yoğurdu da bol yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İçerisine bolca portakal kabuğu rendesi koyuyorum. Hı hı. Birazcık tarçın ekliyorum. Şimdi diyabeti olan ve diyette olanlar buraya kadar yapsınlar. Bu gayet güzel. İsteyen içerisine bal ekleyebilir. Tat vermesi için. Agave şurubu ekleyebilirsiniz. Agave şurubu olabilir. Veyahut da hurma ezip hurma koyabilirsiniz içerisine. Ben mesela bir isim aklıma gelmedi. Kızımın bir diyetisyeni vardı. Hı hı. O şey vermişti. Muz, hurma, hı hı. Yoğurt. Hani öyle bir dondurma hı hı. yapıyorsunuz, koyuyorsunuz. Hani bir ara öğün gibi yenebiliyor. Keçi boynuzu tozu koyabilirsiniz. Hı, çok şeker iyi fikir. Alternatifi olarak şeker çok kullanmak için. Ben artık mesela şekersize çok alıştım. Benim için çok yeterli. Sadece havuçlu hali bile. Çok güzel. Havucun kendi tadı havucun da var. Havucun kendi şekeri olduğu için havuçla yapıyorum zaten. Bir de çok ekonomik bir meyve. Her zaman her evde bulunan bir meyve. Ben de metal kaplar vardı. Bunların içine ben dolduruyorum. Siz evinizde evet. bardakların içine doldurabilirsiniz. Kağıttan muffin kapları, kek kalıpları var ya onların içine doldurabilirsiniz. Havuç ve portakallı dondurma. Şimdi bu dondurmalar çok moda oldu. Tabii. İsmine dondurma diyoruz. Esasen bu orijinal bir dondurma tarifi değil tabii ki. Ne diyorlar dondurma buna? Ice pop mu? Şey. Ne diyorlar buna? Ice bir şey. Vallahi çok çeşitli isimler söyleniyor ama bu sütlü olduğu için ben dondurma diyorum. Yani evet. içerisinde süt yoğurt olması lazım bir şeyin dondurma olabilmesi için. Tabii ki dondurmanın içerisinde çok farklı bileşenler var. Mahlep olması gerekiyor, dövülerek yapılması gerekiyor vesaire ama. Ama bu çok güzel. Yani çok iyi kanmalık. Evet. Ve havucu yutturmalık. Çok besleyici çok güzel bir şey. Bal da koydum. Semen olaysın bugün. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. Şunu şöyle bir iki defa ben gürültü olmasın diye vuramayacağım. Bir iki vursunlar şöyle ki dibe doğru çöksün. Şu çöp şiş çubukları vardır ya evimizde. Evet. Bu çöp şiş çubuklarından bir tane saplıyorum. Bu şekilde dondurucuya koyacağım. 3 saatte yaklaşık donuyor. Biz programımızın sonuna geldiğimiz zaman donmuş olacak. Ben önceden hazırladım birkaç tanesini. Semen çok size güzel bir fikir. Size göstereceğiz bunları. Çok güzel tariflerini fikir. Tariflerini de paylaşırsınız. Ben de paylaşacağım şimdi. Evet. Şu silikon dondurma şeyleri de tabii, çok uygun çok fiyatlı. Güzel. Alabilen alır. Anlayan böyle yapar. Daha elinizde alamayan... bir bardağa koyun. Bir tek dikkat etmeniz gereken bardak birazcık bunun gibi böyle dışa doğru açılır olsun ki rahat çıksın bardaktan. Evet aynen şeylerde de çok güzel oluyor. Şu kağıt... muffin kalıpları. Hani içtiğimiz kahve içtiğimiz su içtiğimiz... Plastik bardaklarda. Şeylerde de çok güzel oluyor. Hepsinde. Hayır bazen öyle bir şey oluyor ki mesela
Ben yazlığa götürmüşüm dondurma şeylerini. Çocuklar, çoluğa çocuğa tabii. Orada yapıyorum. Mesela burada geçen gün yapacaktık. Bir tane bile bulamadım. Onun üzerine buraya da bir tane aldım. Yoksa ben dondurma... Hani... Plastik bardak da olur. Bir de Derya'nın porsiyonunu kendileri ayarlasınlar. Çocuk ne kadar yemek istiyor... Şimdi bu kanvalık. Çocuklara küçücük yani şöyle azar azar yaparsın. Mesela. Kocaman Süper. Hepsini yemeleri Vallahi gerekmiyor. Semen. Az az ufak ufak bu böyle. Bu çok iyi bir fikir. Ben Bunu çok beğendim. Bunu birçok benzer meyveyle yapabiliriz. Az sonra ne yapacaktık? Elma dolması, sonra, semenin elma dolmasını. Elma dolmalarından yapacağız. Oldu. Şimdi Semen'cim seni iki dakika bırakıyorum. Çok güzel eğitimlere katıldın. Harika evet. fotoğraflar koydun. Teşekkür ederim. Ya bir gün şunlardan paylaşalım burada. Ben size konuk olarak geleyim bir gün. Konuk gel. Konu yani konuğu gel. Konuğum da oraya konuk gelir. Oraya konuk gel. Tamam, olur. Mesela ne işleyebiliriz orada? O orada kişisel gelişimle ilgili olarak ekip içinde insanlar nasıl davranıyor? Stres yönetimi nasıl yapılabilir? İletişim becerileri nasıl gelişir? Evet, Semen bu konuda... ben eğitim danışmanı olduğum eğitim için danışmanı ve çok iyi eğitimler veriyor. Gelsin bize anlatsın. Tabii. Niye biz Semen'in bu tarafından da yararlanıyoruz? Her zaman. Süper. Seve seve. Süper. Şeref duyarız. Evet. Sağ olun. Semen... Neydi bunun adı? Elma dolması. Elma dolması. Ay çok güzel yalnız. Bunu, görseli de güzel, tadı da tahmin ediyorum çok güzel. Çok güzel. Değerli izleyicim Birgül Hanım bunu benimle paylaştı. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum. O bana bunu gönderdi. Yani görselini göndermişti. İçi de artık benim yaratıcılığıma, ustalığıma kaldı. Elmayı soyuyoruz Derya Hanım. Soyduktan sonra limonla ovuyoruz dışını ki kararmasın diye. Tamam. Ondan sonra içini... Olabildiğince düzgünce, şöyle elimi de kesmemeye çalışıyorum. Evet. Olabildiğince düzgün içini de oyuyorum. Şöyle yapıyorum ki kaşıkla rahat çıkartabileyim. Evet. Kırmamaya gayret ediyorum. Şöyle elmanın içini çıkartıyorum. Evet. Hanımların eli alışkındır, benden daha bile iyi yaparlar belki. Evet, belki. Şöyle... Soydum elmanın içini. Böyle bir Sonra, boşluk yarattım. Nasıl bir iç yaptın? Içine. Şimdi burada içim hazır. İçerisinde ceviz var Derya Hanım ama cevizleri şöyle kıyıyorum. Robotta kıymasınlar. Biraz dişe gelsin. Bıçakla böyle kıyıyorum cevizleri. Ellere dikkat. Ellere dikkat. Güzel bir noktaya parmak bastınız. Ellerinizi hep böyle kedi bir şeye tırnağını geçirirmiş gibi geçireceksiniz. Bir şey doğradığınız evet. zaman. Güzel. Hem baş parmağınızı hem hepsini. Bunlarla böyle ite ite... Cevizleri hep evet. toplu parmaklar bu şekilde doğruyorum. İri iri olabildiğince iri. Bunun içerisinde ne var? 1-2 kaşık kadar tereyağı yapacağımız elma adedine göre. Portakal kabuğu rendesi, tarçın, birazcık da şeker. Elma yok mu bunun içinde? Yok. He. Hiç elma yok içerisinde. Tekrar edeyim. Şeker, portakal kabuğu rendesi, azıcık tereyağı ve ceviz var. Evet. Ceviz yerine fındık koyabilirler. İstemiyorlarsa şeker koymasınlar. Hı hı. Nasıl arzu ediyorlarsa. Bunu dolduruyorlar. Böyle. Çok fazla doldurmuyoruz. Çünkü üzerine kapağını kapatacağız. Üzerine elmanın orijinal kapağını, kendi üstünü bu şekilde kapatıyorum. Ondan sonra hazır milföy hamurları var ya. Milföy hamurundan şöyle bir şerit yaptım. Bu şeridi başlıyorum etrafına sarmaya. Şöyle biraz bastıra bastıra. Kopsa da önemli değil. Bu şekilde şeridi sarıyorum. Ya çok güzel bir şey bu. Bunu ayvayla yapabilirler. İşte armutla yapabilirler. Hı hı. Benzer meyvelerle. Biliyorsunuz ben genelde hani böyle o da olur bu da olur diyorum ama fikir önemli. Sizin de her evet, zaman yaptığınız gibi. Gerçekten. Fikri alalım. İstediğiniz meyveyle benzer şeyleri yapabilirsiniz. Ayrıca bu harcı da başka şeyin içinde. Yani sadece milföy hamurunun içine bu harcı koysanız parmaklarınızı yersiniz. Çok lezzetli bir harç. Bu şekilde sarıyorum. Biraz da bastırıyorum. Üstüne ne sürüyorsun? Üzerine. Sadece yumurta sarısı mı? Yağda var mı? Yumurta sarısı. Ama... Niye öyle yumuşak görünüyor? Şimdi bir şeyin üstüne yumurta sarısı süreceğiniz zaman iyi görünmesi için, bunu bana Paris'te Cordon Bleu bizim okulda öğretmişlerdi. Bir şeyin üstüne yumurta süreceğiniz zaman içine biraz su damlatıyorsunuz. Hmm. Ki düzgün sürülsün. Hani böyle bazı yerler koyu, bazı yerler açık renk kalmasın. Rahat rahat sürebilirsiniz. Güzel bilgi bu. Bunu her tarafına böyle süreceksiniz. Şimdi şu yaprakları da göstereyim Derya Hanım. Bizim hamurlar tabii burada ışıklardan çok kurudu, kusura bakmasınlar. O yüzden çatlak çatlak görünüyor ama. Yaprak yapmak da çok kolay.
Bıçağın ucuyla şöyle bir parçayı kesiyorum. Orta yerine hafiften bastırıp kenarına çizgiler yapıyorum. Ve bu yaprağı da alıp elmamın üzerine yerleştiriyorum. Bir tane de biraz daha büyük bir yaprak yapalım. Vallahi burada. Semen harika. Bayıldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok beğendim. Çok güzel. Hem görseli güzel hem leziz. Hafif de yani. Kaç dakika pişiyor Semen bu? 180 derecede bir yarım saat kadar da ayağını pişirsinler. Üzeri iyice kızarsın. Elmanın böyle helva gibi olmasını istiyorlarsa 175 derecede veya 170'te daha uzun süre pişirsinler. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok güzel ederim. Bir bilgi. Bunu paylaşalım da hakikaten çok iyi. Semen dondurma hazır mı? Dondurmam hazır da çıkacak. Dur o yani. Daha donacak. Yok, ama yok, elmalar çıkmış. Nefaset oldu. Azıcık. Ay Semen dur. Şeklini gösterebileceğiz. Ay çok güzel koy. Az daha koy. Donması lazım. Evet çok güzel dondurmalar. Havuçlu dondurma hiç yapılmamıştı. Elmalarımız da çok şık oldu. Bu şiir gibi bir şey oldu. İçi de çok yumuşacık güzel. Oldu. Çok güzel oldu. Vallahi bayıldım.